günler sevgili Olay TV izleyicileri. Bugün yine yeni bir hafta, yeni bir resim ve yeni bir konukla beraberiz. Öncelikle konuğumuzu takdim edeyim. Profesör Doktor Salih Çepni. Hocamız Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı. Evet. Sizin bu ilginç projenizden dolayı size teşekkür ediyoruz. Yani hiç uzmanı olmadığımız alanda belki de ilk defa hem de kamera karşısında bir resim çizme şeklinde bir faaliyette bulunacağız. Ben Merkez Dolaylı köyünde doğdum. Trabzon değil mi? Merkez Dolaylı köyünde doğdum. Evet. İlk öğretimi, yani o zaman ilkokulu Merkez Dolaylı köyünde bitirdim. Daha sonra ortaokulu Trabzon Atatürk Ortaokulu'nda, liseyi Affan Kitapçıoğlu Lisesi'nde, üniversiteyi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği bölümünde bitirdim. O yıllara şöyle hafif bir dönecek olursak, ilkokuldaki eğitim öğretimimiz, oradaki öğretmenlerimiz bizde bazı izler bıraktı. Diğer hocalarımın aşağı yukarı tamamını unutmuş durumdayım. Fakat, i̇lkokul daha ilk kalıcı değil mi? Evet, ilkokuldaki özellikle 2-3 hocamızı unutmak oldukça zor. Birinci ve ikinci sınıfımızda bize gelen hocamızı sonra da internetten aramama rağmen bir türlü bulamadım. Yani Ali Kemal Çubukçu diye bir hocamız vardı, değerli bir hocamız. Bize gerçekten hayatı sevdirdi, okulu sevdirdi. Ondan sonra yine bir öğretmenimiz vardı ki bizi fen bilimlerini bize sevdirdi. Kendisi hem öğretmendi, evet, hem de elektrik elektronik mühendisliğinde öğrenciydi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde. Evet. O yıllarda bize onlarca deney yaptırdı. Bu Yunus Bekircan hocamız daha sonra tabii ki öğretmenliği bırakıp TED'de genel müdürlükler oldu. Fakat öğrencileri ve köyünü sevdiğinden dolayı çok kaliteli, o dönemde çok kaliteli öğrenciler yetiştirdi. Ve o dönemin çocukları, okuttuğu çocukların her biri yaklaşık yarısından fazlası ya doktor oldu, ya mühendis oldu, ya iyi mevkilere geldi. Oradan şunu anladık ki, bir insan istedikten sonra, mücadele verdikten sonra, çocuklara okulu sevdirdikten sonra, o çocuklar o öğretmenini mahcup etmemek için uzun soluklu bir mücadeleye giriyor. Herhalde benim kökenimde bu hocanın motivasyonu var diyorum. Belli bir duygusal bağ oluşunca tabii. Evet, o duygusal bağ o herkesi de oluşturdu ve herkesi motive etti. Ve onun dönemindeki arkadaşlar gerçekten güzel yerlerde başarılı oldular. Daha sonra üniversiteyi bitirdik. Yani o yılları atlayalım. Üniversiteyi bitirdikten sonra asistan oldum. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi'nde asistan oldum. Daha sonra başarılı öğrencileri YÖK yurt dışına gönderdi. Gönderme politikası vardı. 1987 yılında Yükseköğretim Kurumu bizi alan eğitiminde, yani fen eğitiminde ilk defa alan eğitimi kavramı o yıllarda ortaya çıktı. Alan eğitiminde yurt dışına gönderdi. Yaklaşık 3,5-4 yıl ben Kanada'da kaldım. Kanada'da fen eğitiminde yüksek lisans yaptım. Ki o zamanlar ülkemizde
fen eğitimi, fizik eğitimi, kimya eğitimi, matematik eğitimi diye bir alan yoktu. Genel eğitim vardı ve pür fizik, kimya vardı. YÖK'ün, özellikle YÖK'teki değerli hocalarımız ileriye dönük ülkemizde böyle elemanlara ihtiyaç duyulacağını hissettiklerinden dolayı konumuzu da belirleyerek bizi Kanada'ya gönderdiler. Kanada'da işte fen eğitimi çalıştıktan sonra yüksek lisansta, daha sonra İngiltere'ye geçtik. İngiltere'de de yine fen eğitiminde ve öğretmen eğitiminde doktora programımı tamamlayıp 94 yılında Türkiye'ye döndüm. Hoş geldiniz diyelim. 94'ten sonra yaklaşık 20 yıl, işte 2010 yılına kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, eğitim fakültesinde çalıştım. Bazen fizik bölümünün başkanı oldum, bazen ilk öğretim bölümünü kurduk o yıllarda. İlk öğretim bölümü altında çeşitli ana bilim dallarını kurduk. 10-12 yıllık bölüm başkanlık görevim oldu. 2010 yılında da Uludağ Üniversitesi'ne geldim. Uludağ Üniversitesi'nde ve 2010 yılından beri burada çalışmaktayım. Evet. Profesörlük ünvanını? Evet, profesörlük ünvanını yok. Profesörlük ünvanını 2002 yılında aldım. Yani yurt dışından geldiğimizden dolayı dil sorunumuz yoktu. Dil sorunumuz da olmamakla birlikte yayın sorunlarımız da yoktu. Yani iyi bir mücadeleyle dünyadaki yani bizim alanda impact faktörü, yani etki faktörü iyi olan çok iyi dergilerde çok iyi yayınlar yaptık. Uluslararası yayınlar yaparak kısa sürede doçent, daha sonra da profesör oldum. Ülkemiz için, memleketim için elimden geldiği kadar özellikle fen eğitimi alanına her alanda, her boyutta katkı yapmaya çalışıyorum. Karşıya bir obje koyduk. Evet. Bu kabak. Döküm bir kabak. Aslında kaidesini beyaz yapmamamız lazım ama orada bir açı ve ölçü belirleme adına koyduk onu da. Şimdi kara kalem kabak çizeceğiz. Bunu çizmeden önce belli bir ölçü almamız gerekiyor ki doğru bir çizim olsun. Şimdi ben onu anlaşılır şekilde göstereceğim. Siz de beni takip ediyorsunuz bu noktada. Şimdi kaideyi ben öncelikle serbest bir şekilde çiziyorum. Çok fazla bastırmadan kalemi, paralel çizgi çiziyorum. Bunun kalınlığını belirliyorum. Yani bir nevi de orijinal boyutuna yakın olsun maksadıyla o kalınlıkta çizmeye çalışıyorum. Kayde size doğru daha yakın. Evet, ben hafif açılı görüyorum. Onun için ne yapmam lazım? Şurayı uzatmam lazım. Buradan biraz boşluk bırakmam lazım ki eşitleyeyim. Şöyle. Şimdi kağıdımızı istediğimiz yöne çevirebiliriz rahat çizme adına. Fakat yönümüzü bozmuyoruz. Şurada bir kalınlık var, kaidenin kalınlığı. Onu biz ölçü olarak kullanıyoruz. Her alanda onu gezdireceğiz ölçü olarak, yukarı ve yatay. Şimdi öncelikle ben kaidenin boyutunu, ne kadar genişliğe sahip onu ölçeceğim. Kolumu böyle, siz de tutabilirsiniz hocam. Destekli şekilde tutuyorum. İki parmak arasına geçirdim kalemi. Tırnakla da ayar yapıyorum. Kaidenin genişliğini belirledim. Üste doğru kaydırıyorum. Bir, ikiden biraz fazla. İki buçuk civarında. Gibi. Evet. Şöyle tuttum, burada tesadüfi çizdiğim boyuta
Koydum 1, 2, 2'den biraz fazla dedik. Demek ki genişlik bu kadar. Aslında burada göz yanılması var hocam. Normalde baktığımızda sanki daha genişmiş gibi gözüküyor ama ölçü girdiğimiz zaman öyle olmadığını anlıyoruz. Şimdi şurada bir açı var. Bu size dik gelebilir. Bana dik geliyor, evet. Ben kenar açıdan baktığım için, şimdi onun doğruluğunu da biz şöyle anlıyoruz. Böyle tuttuğum zaman aynı paralelliği görmem lazım şu şekil. Buradaki açıyı da hafif sağa doğru kaydırıyoruz. Şimdi bu aynı zamanda perspektiften dolayı ileri doğru daralıyor. Ama çok az. Ben hafif kalınlığını da görüyorum, kenar kalınlığını şöyle. Şu şekilde. Şimdi şuradan ve şuradan eşit bırakmaya çalıştım. Kenarlar buradan. Evet, yani çok da kural değil o. Kaydeyi biz tamamladık. Sonra bunun üzerinde olan objenin nasıl konduğunu ve boyutunun ne kadar olduğunu belirlememiz gerekiyor. Onun için de öncelikle durduğu yeri tespit etmem lazım. Tekrar ölçü alıyorum. Evet. Ve hemen üste kaydırıyorum. Yaklaşık bunun bir katı. Şöyle. Burada durduğunu anlıyorum. Sonra kabağın yüksekliği ne kadar? Onu belirliyorum aynı şekil. Ölçü aynı, değişmiyor. Şimdi beraber sayalım. 1, 2, 3, 4. Tam bittiği noktada hızlı şekilde işaretliyorum şöyle. 1, 2, 3, 4. Şimdi sizin tarafta biraz yükseklik fazla olabilir. Şimdi bunu da ben üstünü sınırlıyorum. Bu kez genişliğini ne kadar? Biz kabağı bir dikdörtgen içine yerleştiriyoruz öncelikle. Sonra ayrıntılarla belirliyoruz kontürünü. Tekrar genişliğini alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 gibi. 7'ye yakın. Şunu eğer orta belirliyorsak şöyle 1, 2, 3, şuradan bir yarım, 1, 2, 3, bir yarım da böyle. Şimdi geniş açılı sınırlarını belirledik hocam. Kabağın, evet, alanı. Genel yapısını ortaya çıkarma adına. Sonra bunu ben, burada biraz da gözümüze güveniyoruz tabi. Göz kararı ovallığını vermeye çalışıyorum. Şurada temas ediyor zeminle. O zaman şöyle, hafif de üstü geniş olmak şartıyla şöyle belirliyoruz. Buradan da. Yaklaşık bu şekilde belirledik hocam. Tabii bu cetvel kullanıp milimetrik değil. Yaklaşık göz şey kararı ya, yaklaşık. Göz kararı bir şey. Hani bir opsiyon payı oluyor mutlaka. Şimdi burada bir de kulp kısmı var. Onu belirliyorum. Bunun arkasındaki boşluğu da görüyorum. Hafif yatık bize doğru. Şöyle, bu
koç boynuzu gibi böyle hafif bükülüyor. Şöyle. Buradan kalınlığını da veriyoruz. Böyle. Bunu biraz daha büyüteceğiz hocam. Şöyle. Şimdi burada hafif bölmeleri var. Onları ortaya çıkarıyorum şöyle. Buradan da. Şöyle de bir dönüşü var. Nereye doğru? Ortaya doğru. Şöyle. Şurada dik inen bölümü var. Şurada hafif. Şurada çok ince bir görüntü aldık. Böyle. Evet, güzel bir kabağa benzedi. Hızlı şekilde böyle yaptık hocam. Şimdi sıra bende mi? Şimdi öncelikle sizin kurallarınızdan biri neydi? Bu şekilde kabağın altındaki kaydeye bakıyoruz. Kalınlığını ölçüyoruz. Yani burada kalemde 0.5 görünüyor. Yani 0.5 milimetre, 0.5 santimetre civarında. Siz rakamlarla konuşabilirsiniz. Evet. Ben anladığım kadarıyla yine burada bir oran orantı olayı var. Yani bu oran orantı olayını güzel bir şekilde göz temasıyla belirleyebilirsek bu yapıyı ortaya çıkaracağı zannediyorum. Şimdi deneyelim. Şimdi isterseniz önce bir düzlemi çizelim önce hocam. Önce bir düzlemi şuradan başlamak üzere. Kağıdın 1/3'ünü kullanabiliriz düzlem için. Evet. Şöyle kesik kesik çizelim ki yanlış yapabiliriz. Evet, yaklaşık yani oradan 1,5-2 santimetre görünüyor. Aynen. Evet, 2 santimetrelik bir yapı görünüyor. Evet. Şimdi bunu kalın yapabiliriz. Aynen. Birkaç kere rahat çizgi gidip gelebilir hocam. Evet, birkaç çok kere. Çok fazla bastırmadan. Çok fazla bastırmadan böyle birkaç kez yapabileceğiz. Dik gördüğüm için öyle dik bir çizgiyle. Şimdi ikinci aşamada kaydenin üst genişliği ne kadar? Kaydenin üst genişliği ne kadar? Yine kurala sadık kalalım. Kural kuraldır değerli hocam. Sizden öğrendiğim bir kural bu oldu. Yani burada silsile mi diyelim, hep öğrencilere not verdiniz. Şimdi öğrenci pozisyonuna düştünüz hocam. Evet, gerçekten de öğrenci pozisyonuna düştük. Evet, yaklaşık 2,5 katı civarında tamam. Bir şey gördüm. O da şu demektir ki bir kalem verebilirim. Evet, yani bu şurada göz kararı da belirleyebilirsiniz. Bir olsa, evet, tamam. Olur mu? Şu uzak değil değil mi ki? 2. Şu civarda. Evet. Evet, kabağın boyunu bu şekilde yakaladık. Kaba bir de orta şunun genişliğini belirleyelim hocam. Evet, şimdi yani şöyle görünüyor. Bir, iki, evet dediğiniz gibi. 2,5 görünüyor. Şöyle bir. Evet, düzleme demek ki resmi önce düzleme oturtmak gerekiyor. Tabii ki önce zemin. Zemin. O zaman demek ki bizim resmimizin boyu burada olacak. Tamam. Evet. Şimdi şu kenarlarını sınırlayalım. Evet, kenarlarını. Ne taraftan açılar nasıl gittiğini belirleyelim. Hı. Buradan dik geliyor. Yani, tamam, siz tam karşıdasınız. Ben tam karşıdan gördüğüm için. Çizgi şeklinde gördünüz. Evet, çizgi şeklinde görüyorum. Bunu da çizgi şeklinde görüyorum. Biraz daha. Bunu uzatalım böyle.
Evet, kabak ortada duruyor. Yani ortayı bulmamız gerekiyor. Aynen, durduğu noktayı. Durduğu nokta. Şu genişliği ölçü alıyoruz tekrar. Tabii, tekrar, evet. Yukarı tutuyoruz. Evet. Nere? Buradan. Buradan evet, durduğu nokta. Durduğu nokta. Şuradan bakıyoruz. Evet, düzlemdeki yeri değil mi hocam? Evet. Burası bir görünüyorsa, yani bir kadar. Aynen. Evet. Şu noktada görünüyor. Evet. Yani. Demek ki kabağımızın yeri burası. Kabağımızın yeri durduğu nokta. Durduğu nokta burası oluyor. Bu nokta oluyor. Şimdi boyunu belirledikten yükseklik. Sonra evet, yükseklik zaten burada. Şimdi, bunun yüksekliği. Tabii buradan kaba, 2,5. Kabağın evet. Yüksekliği sanırım 4 katı falan olması lazım. Bir bakalım hocam kabağın yüksekliğini. Kolumuzu yine geldiriyoruz. Kolumuzu kurala yine uyalım. Evet. 4-25, 4,5 civarı. Tamam. Evet. Buradan 4,5. Buradan itibaren 4,5. 1. Aynı şekilde. İşaretleyerek. Evet. 2. Burası olsa. 3. Evet. Burası tamam. Olabilir. Değil mi? Burası olur. 4. Burası olur değil mi? Yani yeterli mi? 1, 2, 3, 4, birazcık daha. Fazla. Şurada. Tamam. Şurası. Şimdi bir de genişliğini ölçelim hocam. Şimdi genişliğini ölçmek için yine aynı yine kurala aynı kural. Bakacağız. Yine kural aynı. Bizim gördüğümüz bu ölçüyü şöyle yatırıp. Aynen. Genişliğini. Genişliğine bu defa bakacağız. Yani 5,5, 6 civarında. Kat civarında evet. 6 kat civarında bir şey. Altı katın o zaman üçünü bu tarafa, sağında, üçünü solunda. Bu tarafa. Aynen. Biraz fazla biraz bırakırım. Fazla şeklinde olacak. Şu bir olsa, şu iki olsa, şu üç, 6,5 olunca. Gibi, üç, biraz evet, gibi. Fazla bırakalım. Şuraya bırakalım, şurası. Tamam. Aynı şekilde bunun sol tarafını, simetrisini yapacağız. Bir, iki, öğrencilikte üç. Nasıldı hocam resim dersi? Vallahi resim dersini hiç sevmezdim. Eyvah, eyvah. Çünkü becerim hiç yok bu konuda, onu biliyorum. Bildiğimden dolayı çok şey yapamadım. Yani resime çok. Siz matematiksel zekaya sahipsiniz değil mi? Yani biz daha çok matematiksel ve doğa zekasına sahibiz. Yani bir yerde işte değişkenleri bulma, problemlerindeki problemi görüp onu analiz etme, formülleri kullanma. Aslında onları, öğrencilikte evet. Şey rengi belli oluyor gidişatı. Ama şu da var, yani fizik çalışan, ki fizik konusu biliyorsunuz renklerle çok iç içe olan bir konu. İşte gökkuşağını biz çocuklara anlatıyoruz. Özellikle bu renk spektrumlarını, dalga boylarına göre nasıl renklerin oluştuğunu Newton çarkını çocuklara siz bilimsel yönünden tabii anlatıyorsunuz. Tabii biz bunu bilimsel yönden anlatıyoruz. Hangi rengi, hangi renkle karıştırırsan hangi renkler olur? Onları da ara renkler, ara renkler, ana renkler şeklinde kontrast çocuklara renkler. Anlatıyoruz bunları. Fakat biz dediğim gibi anlatma yapıp tabii ki kendimiz bu renkleri karıştırıyor muyuz? Daha çok teori kısmıyla, ilgileniyoruz. Evet. Son yıllarda çocuklarımızın eve getirdiği etkinliklerde biz yani bu tür faaliyetlerde bulunuyoruz. Ama resim çizme olayı ilk defa oluyor. Şimdi devamını bekleyeceğiz tabii hocam. Şimdi hocam, şimdi şuradan yukarıya bir çizgi çizelim, bunu şey içine alalım. Doğru mu? Şuradan, evet. Dikdörtgen içine alıyoruz. Dikdörtgen içine alalım. Boyunu da dikkate alarak, doğru mu? Evet. Şöyle yukarıya doğru çizelim. Evet, devam edelim. Bunu da buradan devam edelim değil mi? Buradan devam edelim. Dikdörtgen içine alalım. Ve şuradan üstünü de şöyle bir örtelim. Belirliyoruz.
Evet, buraya kadar her şey yolunda. Kabak olmayınca her şey yolunda. Yolunda. Kutu şeklinde gidiyor. Asıl şimdi kabağı buraya nasıl yerleştireceğiz, evet, oradan problem. Şimdi şey yapabilirsiniz hocam. Bu kul kısmını da belirleyin isterse üstünde. Üstünde. Evet, şöyle biraz daha şey çizelim ki. Tamam. İki taraf birbirine eşit olsun. Siz silgi kullanma taraftarı değilsiniz herhalde. Hep kullanabilirim ya. Yine silgi şunu vereyim. Evet, az da olsa şunları silelim ki güzel görünsün resimlerimiz. Şu şekil, şunları da buradan silebiliriz artık değil mi? Ölçümlerimizi. Fark etmez, kalabilir, bir mahsur yok. Ölçümlerimizi de buradan yapabiliriz. Evet, şimdi kulpu şuraya koyacağız gibi. Şimdi onun bir ovallığı var, elips şeklinde. Evet, şöyle bir ovallığı var, doğru mu? Evet. Şöyle yukarıya doğru, yan doğru gidiyor. Bu şekilde gidiyor. Bu şekilde bir şey çizmiş. Tamam. Evet, aynı şekilde kalınlığını vereceğiz. Kalınlığını verirsek, böyle dönmelerimizi de güzel yapabilirsek, böyle bir spiral. Tamam. Ortaya çıkmış oluyor. Şimdi kabağın yapısı. Evet, genel yapısı. Şimdi birleşeceğimiz yer neresiydi? Burası değil mi? Şurası, bastığı nokta. Kabağın bastığı nokta bura mıydı? Evet. Şunları silelim. Ha, onları silelim. Kafa karıştırmasın. Evet, kafa karıştırmasın. Güzel. Kabağın bastığı noktayı şimdi bir oval şeklinde değil mi böyle? Evet. Üst taraf daha geniş hocam. Evet. Alt kısmına göre. Şöyle yapalım mı? Şimdi bu biraz içeride. Hı. Kul kısmı. Evet. Kabak biraz, dışarıdan. Arkadan geliyor. Evet. Doğru. Kabak biraz daha arkadan geliyor ve buradan birleşecek değil mi? Aynen. Yani şu şekilde yapsak. Burada da belli bir düzlem üzerinde genişliği var. Hani evet, nokta tabii şeklinde birleşmiyor. Nokta şeklinde değil, buralara doğru tabii gelecek. Tabii. Yani şöyle çizsek bunu. Biraz daha yukarıdan hocam. Biraz daha böyle yukarıdan. Evet. Aynen. Şimdi şöyle karşıya baktığımızda onu hissediyoruz. Evet, zaten şuraya kadar gelse. Aynen. Oldu değil mi şimdi? Olur. Yani aşağı yukarı şekli çiziyor. Peki buradan bunu yine alacağız değil mi? Evet. Görünmüyor, görünmediğine zaten göre. Zaten simetrisi aynen, evet, devam ediyor. Evet. Yine bu şekilde. Pardon. Böyle. Biraz daha böyle dolgun biraz daha, yapalım biraz hocam. Biraz daha dolgun silelim onu. Tek çizgi kullanmayabilirsiniz, rahat. Ha, birkaç tane tabii, çizgi. Tabii tabii, böyle gezdirebilir. Ben özellikle onu göstermeye çalıştım. Evet, o zaman şöyle. Aynen. Şuraya kadar gelebiliyor. Gayet doğru, güzel mu oldu. Evet. Bunu buradan şimdi silelim. Evet. Şimdi ikinciyi biz buradan başlasak. Evet. Yine. Şimdi hocam sizi ben davet etmeden önce özgeçmişinizle ilgili birkaç araştırma yaptım. Tanıyanlar da var. Hatta sizin öğrenciniz de olabilir. Gayet olumlu sözler de duydum hakkınızda. Çok seviyorlar sizi. Ve çok çalıştığınızı da öğrendim bu noktada. Şimdi özellikle görevinizin dışında yurt içi, yurt dışında seminerlere katılıyorsunuz. Evet. İsterse bununla ilgili bir detay öğrenelim. Evet, ben şimdi okuldaki lisans ve yüksek lisanslar dersleri dışında hem Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik hem de TÜBİTAK'ta görevlerim oluyor. Özellikle 2003 yılından beri ülkemizdeki fen bilimleri programlarının yapılışında, gelişiminde, o komisyonlarda aktif görevler aldım. Birçok yıl, yaklaşık 5-6 yıl, 2007-2008'den sonra 5-6 yıl fizik ders kitaplarının editörlüğünü yaptım.
fizik ders kitaplarını yazdık. Üniversite öğrencileri Yok, için. Yok, lise öğrencileri için fizik ders kitaplarını yazdım. Ekip kurarak, öğretmen arkadaşlarla ve akademisyen arkadaşları bir araya getirerek komisyonlar oluşturup o fizik ders kitaplarıyla ben bayağı ilgilendim. Fizik ders çizimine devam edebilirsin hocam. Evet. Fizik ders kitaplarının yanında bir de üniversitedeki öğrencilere yönelik ders kitapları, çok sayıda ders kitabı da yine bazen yalnız, bazen ekiple birlikte hazırlıyoruz. Çocukların çoğu beni özellikle diğer üniversitelerden alan eğitiminde yazdığımız kitaplardan tanıyor. Tanıyorlar. Tanıdıklarından dolayı da işte ben kitap yazarı veya editörü olarak birçok okuldan birçok üniversiteli arkadaş üniversiteden bizi fakültelerine davet edip öğrencileriyle buluşmamızı istiyor. Ben de fırsat buldukça bu üniversitelere gidiyorum. Oradaki arkadaşlara konferanslar veriyoruz. Evet. Ve özellikle fen eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri, müfredatlarla ilgili detaylı bilgi yeni veriyorsunuz. Öğrenme kuramlarıyla ilgili gelişmeleri tanıtıyoruz. Ve bu yeni öğretim anlayışının ülkemizdeki okullara nasıl yayılması gerektiği konusunda o çocukları motive etmeye çalışıyorum. Yani yeniliklere karşı direnç göstermemeleri için yeni kuramları, yeni teknolojileri sınıflara taşımaları için nasıl gayret etmeleri gerektikleri konusunda elimden geldiği kadar o arkadaşları motive ediyoruz. Yani yeni müfredat. Evet, yeni kuramlar, yeni müfredatları açıklıyoruz. Yabancı kalmasınlar, daha detaylı öğrensinler. Bir de son zamanlarda ben özellikle bütün dünyada eğitim programlarına yeni entegre edilmeye çalışılan STEM diye bir akım var. Evet. STEM. Yani fen bilgisi sadece tek bir disiplin olarak, fen bilgisi olarak verilmiyor. Onun yanında işte fen bilgisinin yanında fen kavramları hangi teknolojilerle ilişkili? Buna yönelik biz öğrenciler olarak hangi ürünler üretebiliriz? Materyal olarak yeni materyaller nasıl geliştirilir konusunda, bu sistem konusunda dünyada yapılan etkinlikleri, faaliyetleri ülkemize taşımaya ben çalışıyorum. Bu alanda da işte kitaplar yazıyoruz. Son bir yılımız bu sistem konusundaki çalışmalarla geçiyor. Bir de özellikle Bursa'daki öğretmenlere yönelik PISA ve TIMSS sınavlarına yönelik soru hazırlama kursları son yıllarda vermeye başladık. İşte her cuma günü yaklaşık 4 saat Bursa'da yaşam temelli sorulara ilgi duyan arkadaşlara yönelik kurslar hazırlıyoruz, kurslar veriyoruz. Çok yakın gelecekte bizim TEOG gibi sınavlarımız, yani ortaokuldan liseye geçiş sınavlarımız ve üniversite sınavlarımızın da yaşam temelli sorulardan oluşacağını biliyoruz. Çünkü biliyorsunuz bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu daha çok yaratıcı çocuk istiyor. Düşünen çocuk, üreten çocuk ve hayatın içinden, hayatı anlayan çocuk arzu ediyor. Ezberci çocuklar artık istenmiyor. Biz de işte gelecek olan nesli ezbercilikten uzaklaştırıp da nasıl olayları daha böyle kavramsal şekilde anlayıp gündelik hayata transfer edebilecek çocuklar yetiştirebiliriz ve bu çocuklar da diğer dünyadaki çocuklar gibi onlarla bir yarışa girer teknolojik olarak ve altyapıları sağlam olur. Bu şekilde biz de ülke olarak Avrupa diğer ülkelere teknoloji satarız,
üretim satarız. Bütün kaygımız bizim budur. Evet. Yani ondan dolayı ben veya ekibim gece gündüz batıdaki çocuklar nasıl yetişiyorsa, hangi becerilerle donatılmak isteniyorsa biz de onlara uğraşıyoruz. Ki Batı şu anda bu becerilere 21. yüzyıl becerileri diyor. Bu 21. yüzyıl becerileriyle biz de çocuklarımızı donatmaya çalışıyoruz. Ve yer yer Türkiye'de bu konuda konferanslar veriyoruz. Yer yer yurt dışından davet ediyorlar. Oralara gidip oralarda da hem bu konuya katkı sağlamak hem de onlardan neler alabileceğiz şeklinde çalışmalar yapmak üzere yurt dışı çalışmalarımız devam ediyor bu konuda. Çizgilerimiz nasıl bu arada? Şimdi biraz böyle üzerinden geçelim hocam. Hı. Şu şekilde. Evet. O damarlar var ya, netleşsin. Damarlar netleşsin şu şekilde, doğru tek mu? Tek çizgi değil de birkaç çizgi. Birkaç çizgi. Gayet güzel gidiyor hocam. Evet. Şunu da birkaç çizgi geçelim mi şurayı? Şimdi ben bir şey göstereyim buradan hocam. Siz hemen onunla ilgili tamamlarsınız. Şimdi yarım bıraktım ya. Hı. Şimdi bazı yerler ışık almıyor, çok koyu. Hı. Belirliyorum böyle. Hı. İşte şu çıkış noktaları özellikle, bölmeleri. Şu arada bir koyuluklar var. Sizde açılar farklı olduğu için biraz değişik olabilir renklerin yeri. Benim koyu gördüğüm bölüm sizde aslında bende de aşağı yukarı o kadar koyu görünüyor yani. Şöyle bastığı yeri netleştiriyoruz. Evet. Bastığı yerleri şöyle. Evet. Şurada yatay lekeler uygulayabiliriz hocam. Evet. Gölge oluşuyor. Bakınız orada koyu. Evet, şurada. Evet, alt kısımlarda şöyle. Şöyle. Aynen. Yani boyama şeklinde kalemi böyle gezdirebilirsiniz altında. Altında şu şekilde. Düz şekilde, aynen. Düz şekilde gezdirebiliyoruz. Evet, böyle leke. Evet. Orada ışık almayan bölümler var karşıda onun. Evet, ışık almayan bölüm daha çok. Aynı zamanda zemine bastığını hissediyoruz. Kabağın bir ağırlığının olduğunu. Kabağın ağırlığının evet. Zemine bastığını hissediyoruz. Gayet güzel. Evet. Buraya da aynı şekilde lekeleştirebilirsiniz. Evet. Burayı da o zaman böyle sert şekilde. Yani biraz daha lekeye dönük şu şekilde. Evet. Böyle. Evet. Şöyle lekeli, evet. Az da kalın. Kalın ve grileştirerek. Evet. Yukarıya doğru böyle. Evet. Grileştirerek diyorsunuz. Evet. Bu şekilde. Sevgili izleyiciler, Salih Hocam evet. Kendi de zaten söyledi başlangıçta resimle çok fazla ilgilenemediğini veya mesleki olarak da hani. Evet, çok ilgimi çekmedi. İlginizi de çekmiyor ama maşallah. Birkaç tüyo ile işi götürüyorsunuz hocam. Oran orandı sorunumuz yok. Yok. Çizgi sorunumuz yok. Var gibi. Çizgi, yani onda biraz korkak çizgi diyoruz biz buna. Hani diyorum ya birkaç çizgi gezdirmek lazım. Anladım. Siz onu tek anladım. Çizgiyle halletmeye çalışıyorsunuz. Evet. Ama genel oran orantı doğru. Evet. Doğru gördünüz, açıla ölçüleri doğru uyguladınız. Önemli olan da bu zaten. Biz aynı zamanda izleyiciye mesaj veriyoruz yani. Evet. Sadece bakmakla değil, ölçü ve açılarında görmeye yardımcı olduğunu bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Şu anda tamam çizim evet. Herhalde. Evet, yani ben artık yapacağım başka da bir şey görünmüyor. Görünmüyor. Peki, şuraları biraz daha karartabiliriz gibi. Şu arkayı biraz daha oynarız. Kabağa benzedi. Benzedi hocam. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Hocam öncelikle değerli zamanınızı ayırıp geldiniz. Teşekkür ediyoruz çok tekrar. Çok sağ olun. Gerçekten çok zevk aldım bunu çizerken. Yani biz de yani çok memnun olduk. Profesyonel bir insanla resim
çizme zevkine eriştim. Yok, estağfurullah. Ama bu işi yapabileceğime inandım. Evet. Zaten hep yetenek deniyor ya, aslında %37 yetenekmiş. %63 öğrenme sonucu. Öğrenme sonucu, evet. Teknik, taktik. Teknik, taktik. Bir de evet, tabii ki dediğim gibi pratik çok önemli. Yani, çok çalışmak tabii, gerekiyor. Tabii çok çalışmak yani gerekiyor. Ve bu çok çalışmakla herhalde daha iyi bir şeyler oluyorsunuz. Aynen. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü çalışmamız da sona erdi. Haftaya yeni konuk, yeni teknik ve yeni resimle görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.